Herkese yeniden merhaba. En ilgilendiğiniz konu kaş jelleriyle ilgili bir video bu. Sürekli soruyorsunuz çünkü çok fazla kaş jeli videom var. Hangisi en iyi? Sonuç ne? Gibi sorular alıyorum. Çok haklısınız. Çünkü denedikçe ürünleri beğenip beğenmediğimi video özelinde söylüyorum. Ama aynı ürün kategorisinden 5 tane ürün denediğimde hangisini daha çok beğendiğimi, zaman içinde hangisini beğenmediğimi bilmiyorsunuz. Çok haklısınız. Sürekli soruyorsunuz. O yüzden her şeyi özetlediğim bu videoyla karşınızdayım bugün. En çok denediklerim, en uzun süre kullandıklarım ve kategorize edebileceğim bütün ürünleri sizlerle bu videoda paylaşacağım. Birinci ürünüm Rival de Loop'un transparan kaş sabitleyicisi. Bu ürün benim günlük olarak kullandığım, şu anda yaklaşık 5-6 aydır düzenli tekrar kullanmaya başladığım ve bütün bu video içerisinde en beğendiğim, en tavsiye ettiğim ürün. Bunu ilk baştan söyleyeyim. Bu bilgiyi almak isteyenler almış olsunlar. Ama diğerlerini de farklı farklı alanlarda kullanabileceğiniz için onların da diğer özelliklerini, iyi yanlarını ve kötü yanlarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi Rival de Loop'un bir kere en iyi özelliği, hepimizin bir kaş sabitleyicisinden beklediği şey nedir? Kaşları sabitlemesi. Kaşları oldukça uzun süre sabitliyor. Yaklaşık 8 saat, 9 saat, belki 10 saat, belki bir gün boyunca kullanımınıza ve şartlara, çevresel faktörlere göre değişmek üzere bu ürün hakikaten kaşınızda kalıyor. Kısa sürede kuruyor. Bu ürünün dezavantajlarından bir tanesi, bu ürünü daha az beğenilir bir noktaya getiren aslında yine kendisi. Kendi aplikatörü çok küçük şu şekilde. Bu arada bu videoda ürünleri tek tek elimde göstermeyeceğim. Sadece anlatacağım. Ürünlerin fotoğraflarını buralara koyacağım. Ürünleri denediğim videoları da buralara koyacağım. Videonun sonuna da koyacağım. Aşağı link olarak da ekleyeceğim. İzlemek isteyenler erişebilecekler videolara tek tek. Zaten izlemişsinizdir diye düşünüyorum bu videoyu izliyorsanız ama. Evet, bu ürünü sabah kullandığınızda, akşam eve geldiğinizde gerçekten bu ürün kaşınızda hala kalıyor. Kaşlarınız hala yukarıda oluyor. Bu garanti bir özellik. Bu ürünün dezavantajı fırçasından kaynaklı olarak küçük bir fırçası var fakat çok fazla ürün alıyor üzerine. Dolayısıyla bir anda sürdüğünüzde çok fazla ürün sürmüş oluyorsunuz kaşlarınıza. Küçük bir bölgeye çok fazla ürün almış oluyorsunuz. Bu da ürünün kuruduğunda beyazlaşmasını ve böyle tutkal gibi bir takım şeylere dönüşmesini, yaratıklara dönüşmesini sağlıyor. Ve bu kötü bir özellik. Bunu hiçbirimiz istemiyoruz. Bütün kaş sabitleyicilerde kaçtığımız tek özellik neredeyse bu. Fakat bunun önüne geçebiliyoruz. Nasıl geçebiliyoruz? Bildiğiniz herhangi bir kaş fırçası ya da bir kaş kaleminin arkasındaki fırçayla bu ürünü uyguladıktan sonra hemen kurumadan önce tık 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 onunla geçiyoruz. Fazlasını alıyoruz. Olay bitiyor. Ya da çok sevdiğiniz bir kaş jeli fırçanız varsa onu da kapağını değiştirerek kullanabilirsiniz. Ürünün içeriği önemli olduğu için bizim için. Rival de Loop kullanmak isteyenler bu şekilde kullanırlarsa beyazlaşma problemini asla yaşamayacaklar ve ürün kaşlarda gerçekten bir güne yakın kalacak. Bunu garanti ediyorum. Ürünün fiyatına gelecek olursak fiyatlar sürekli değişiyor tabii ki ama piyasadaki birçok markaya göre yine de uygun fiyatlı. Bunun renklileri de var bu arada. Yani renkli olanlarını hiç denemedim. O yüzden pigmentasyonuyla ilgili falan hiçbir şey söyleyemem size. Ama ürün temelde kaş sabitleyici olduğu için ben bir kaş şekillendirici, kalem vesaire kullanıp üzerine transparan sürmeyi ya da hiçbir şey kullanmadan direkt sabitleyiciyi sürmeyi sevdiğim için transparan olanını sizlere tavsiye ediyorum. Bu arada ürünün linkini isterseniz Instagram'dan DM atabilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz. Linklerini de sizlerle paylaşırım. Devam ediyorum. İkinci ürünüm Pastel'in ürünü. Pastel'in ürünü de yine bir tık daha cruelty free vesaire sayılabilecek bir ürün. Dolayısıyla yine bu tarz içerikleri tercih eden kişiler için, bu tarz ürünleri tercih eden kişiler için bu markayı önerebilirim. Bunun haricinde bu ürünün güzel yanı kaşlarınızı çok sertleştirmeden, ne dedim orada? Kaşlarınızı çok sertleştirmeden tık tık hemen sabitlemenize yarıyor. Fakat ben bu ürünü çok uzun süre kullandım bu arada. Bir ara en favorim Pastel'inkiydi. Çünkü Rival de Loop'un beyazlaşma yapmasından dolayı geçiş süreci yaşamıştım Pastel'e. Fakat Pastel'in daha az kaşta kaldığını fark ettim. Sonrasında Rival de Loop'a farklı bir fırçayla geçiş tekniği uygulayarak
Tekrar oraya döndüm. Neyse bu konuyu geçiyorum. Gelelim pastelin güzel yanlarına. Pastel hiçbir şekilde beyazlaşma yapmıyor kaşlarda. Güzel bir sabitlemesi var ve hafif dediğim gibi böyle tıkır tıkır olmuyor Rival de Loop'taki gibi kaşlarınız. Daha yumuşak oluyor. Yaklaşık 3-4 saat boyunca da bozulmuyor. Bu da garanti. Kısa süreli kullanım için ya da günlük böyle bir kahve için çıkayım geleyim hemen makyajımı sileceğim durumları için pastelinkini kesinlikle öneririm. Onu da çok uzun süre kullandım. Aylarca kullandım. Hiçbir problem yaşamadım. Bu arada bu kullandığım hiçbir ürün benim kaşımda herhangi bir iritasyon, işte dökülme vesaire yapmadı. Siz yine kendi cildinize göre kendinizi daha iyi bilirsiniz. Ona göre de bakarsınız, denersiniz. Herhangi bir aksilik varsa da yorumlara yazarsınız. Yine pastelin fiyatına gelecek olursak da pastelin fiyatı da oldukça uygun. Piyasaya göre yine tercih edilebilecek, denenebilecek bir ürün. Böyle. Bu arada bana şöyle bir his geldi. Bence pastelinki Rival de Loop'unkinden daha çabuk bitiyor. Sebebini bilmiyorum. Belki fırçası falan olabilir. Gramajları da hemen hemen aynı çünkü. Böyle de bir detay var. Bu da aklınızda olsun. Geliyoruz Pinkray'e. Bu bildiğiniz tombiş büyük kaş jelleri çok fazla moda oldu biliyorsunuz ki. Daha böyle wax formunda bir şey bence o ve bu ürünün avantajı şu. Bu ürünle ilgili videoda çekmiştim. İlk deneme videoda zaten oldukça şaşırıyorum. Çünkü böyle bir ürün gerçekten yok piyasada. Yani bu tarz ürünlerin hepsi aynı işlevi görüyordur ama bildiğimiz fırçalı ürünlerde yapmanızı olanak sağlayamayacağı bir takım avantajları var bu tarz ürünlerin. O da şu, eğer ki siz bir make-up artistseniz ya da bir fotoğraf çekimi yapılıyorsa, ortada böyle daha editoryal bir şeyler varsa vesaire, daha modern makyajı gibi şeyler yapıyorsanız ve bunu kısa süreli yapıyorsanız çok güzel bir ürün. Çünkü kaşlarınızı arşa çıkarıyor. Yani şu her yere tek tek böyle dimdik oluyor kaşlarınız. Gerçekten şok edici bir etkisi var. Kullanmakta biraz zorlanabilirsiniz bu arada, buna alışkın değilseniz de. Çünkü çok gerçekten tamamen şeklini değiştirebiliyorsunuz kaşlarınızın. Ürünün yapısı buna elverişli. Fakat ürünün kalıcılığı konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ürünün kalıcılığı dediğim gibi bir önceki bahsettiğim pastel ve Rival de Loop'a göre çok çok daha az. Fakat şöyle garip bir yanı var. Ürün kaşınızda kalmaya devam ediyor. Kaşınızdan gitmiyor o ürün ama çok sertleşmiyor ve sertleşmediği için de siz parmağınızı ya da başka bir şey değdirdiğiniz an kaşınızın şekli değişiyor tekrardan. Yani o ürün orada duruyor, atıyorum 3 saat sonra siz şöyle bir yukarı kaldırdığınızda yine kaşlarınız yukarı kalkıyor ama şekli verdiğiniz şekilde durmuyor. Yani ürünü sürüp 2 saat sonra aynı şekilde durmasını beklemeyin bu üründen. Ama şekillendirmek için muazzam bir ürün. Başka hiçbir üründe bulamayacağınız bir artı bence bu. Kanalımda bahsetmiş olduğum diğer bir kaş jeli vardı. Altera Natur Cosmetics markasının. Bu da yine vegan bir marka. Yine Rossmann'da bulabilirsiniz. Bu arada Rival de Loop'u da sadece Rossmann'da bulabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Bu üründe günlük kullanım için bence uygun. Aylarca kullandım. Ben yine bu ürünü bayağı uzun süre kullandım. Çok 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 memnundum. Belki 3-4 kutu tüp bitirdim. Sonrasında diğer markalarla tanıştıkça daha az sevmeye başladım ve diğerlerine geçiş yaptım aslında. Yine vegan olsun, uygun fiyatlı olsun gibi bir arayışınız varsa, diğer ürünleri de bulamadıysanız bu ürüne de bakabilirsiniz. Bu ürün yine oldukça günlük bir ürün diyebilirim. Aman aman bir şekil verme beklemeyin ama kalıcılığı oldukça iyi. Ama bir Rival de Loop kadar bir gün boyunca kaşınızda asla kalmıyor tabii ki. Ama uzun saatler bu ürünü de kullanabiliyorsunuz. Pastele muadil gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani pastelin muadili gibi düşünebilirsiniz bu ürünü. Fakat Rival de Loop'un kesinlikle daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fiyat konusunda da hemen hemen aynılar. Aslında orada bir karşılaştırma bence bu video özelinde hiçbirinin karşılaştırmasını yapamayız. Çünkü gramaj ve kullanıma baktığınızda hepsi hemen hemen birimde aynı fiyata denk geliyor. O yüzden o konuda bir seçim yapmak yerine siz ne amaçla kullanacaksınız onu düşünerek burada bir seçim yapmanızı öneririm. Beyazlaşma yapmıyor Altera Natur Cosmetics. Bende hiçbir şekilde yapmadı. Daha iyi sabitleyenlerini bulduğum için bu ürünü bıraktım. Bu ürünle ilgili kanalımda video var mıydı hatırlamıyorum. Bir bakarım. Yani bahsettiğimi hatırlıyorum ama direkt bu ürün özelinde bir videom olup olmadığına bakmam lazım. Yine de varsa da onu da
eklerim videonun sonuna. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu ürünler içerisinde hangisini siz daha çok kullanıyorsunuz, hangisinden daha memnunsunuz ya da değilsiniz, bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Denememi istediğiniz, Özge bu çok daha iyi bir ürün dediğiniz varsa da kesinlikle yorumlara yazın. Çünkü kaş yeli profesörü olduğum için hepsini denemek istiyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız da Instagram adresini de şuralara bırakıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.